Selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla daha tekrar karşınızdayız. Artık böyle heyecanlı girişler yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. Neyse. Ben Bay Kaçakçı. Yeni bir videoyla tekrar beraberiz sizlerle. Bugünkü videoda sürücü nasıl güncelleştirilir? Programlı ve programsız iki türlü de göreceğiz. Programlı olan Driver Booster. Onu nasıl crackleyebileceğinizi de kısa bir şekilde anlatacağım. Detaylı bir şekilde programı programsız göreceğiz arkadaşlar. Videomuza geçelim. Merhabalar tekrar. Linki bırakıyorum. Uygulamanın linkini. Şöyle bir dosya oradan indirebilirsiniz. Buradaki lisansı kopyalayacaksınız. Setup'ı yapacaksınız. Önünde kurulu sadece aşamalarını göstereceğim. Kur diyorsunuz. Burada hayır diyorsunuz. İleri diyorsunuz. Başka bir şey yok. Kendi kurulumunu yapıyor. Kurulduktan sonra yapacağınız iki işlem var. Tarama yapmasın. Durdurun. Sol üstte arkadaşlar tıklıyorsunuz. Ayarlardan. Ayarlar bölümünden A sekmesine geliyorsunuz. Sizde burada bir şey olmayacak. Bunu aynen böyle gördüğünüz gibi 0.0.0 yapıyorsunuz. Burada da sizde sadece 80 olacak. 80-80 olarak buraya da yazıp uygula diyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra burada lisans etkinleştir butonu olacak sizde. Orayı açacaksınız. Böyle bir yer. Buraya az önce kopyaladığınız lisansı yapıştırıyorsunuz. Etkinleştir diyorsunuz. Programınız elinizde olacak. Daha sonra sürücülerinizi burada tara diyerek güncelleyebilirsiniz. Bu programlı olan. Bir de programsız olanı gösterelim size. Arama kısmına aygıt yöneticisi yazıyorsunuz arkadaşlar. Buradan da tek tek sürücülerinizi güncelleştirebilirsiniz. Tabii ki sağlıklı olan bu. Bunu tavsiye ediyoruz. Ama biraz uzun sürebiliyor. Şöyle gördüğünüz gibi çok fazla şey var. Sürücü var. Mesela bir tane ekran kartına bakalım. GeForce MX150 sağ tıklıyorsunuz. Sürücüyü güncelleştir diyorsunuz. Güncel sürücü yazılımını otomatik olarak ara. Buna tıklıyorsunuz. Çevrim içi olarak internet üzerinden sürücünüzün yeni güncel hali var mı onu kontrol ediyor. Var ise bazı sürücülerde yeniden başlatmanızı istiyor. Bu yüzden biraz uzun sürebiliyor. Hani eğer vaktiniz çok yoksa tabii ki programı da deneyebilirsiniz ama şunu da eklememde yarar var. Program bütün sürücüleri bazen görmeyebiliyor. Ben oradan yaptıktan sonra işsiz bir şekilde gelip buradaki sürücüleri tek tek elimle güncelleştirdim. Birçok sürücü yine güncelleme buldu. Program hepsini göremedi arkadaşlar. Sizin keyfiniz nasıl istiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bugünkü videomuz da bu kadar. Beğenip kanalıma abone olmayı olursanız sevinirim. Ben Bay Kaçakçı. Hepinize mutlu günler, mutlu geceler diliyorum.